1968 yılında Zonguldak'ta doğdum. İlk orta lise öğretimimi burada tamamladım. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi'nde 2 sene elektrik okudum. 87 yılında İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümüne girdim. 91'de mezun oldum. Yüksek lisans ve doktoramı İstanbul Üniversitesi'nde yaptım jeofizik alanında. Ayrıca 2015 yılında Cambridge Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulundum. 2016 ve 2017 yılları arasında da Harvard Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulundum. İlgi alanım jeofiziğin her alanıyla ilgili görüyorum kendimi. Ama daha çok yoğunlaştığım alanlar zemin, deprem, yapı etkileşimi ve jeofiziğin tarihsel gelişimi ya da bilim felsefesi ve tarihidir. Jeofizik Mühendisliği bölümü mühendislik fakültesi içinde mühendislik diploması veren bölümlerden biridir. Jeofizik ilgi alanı gereği yerin çekirdeğinden yüzeyine, yüzeyinden atmosferine, atmosferinden gezegenler arası ortama, gezegenler arası ortamdan gezegenlere değin fiziksel süreçler, fiziksel olgular, fiziksel özelliklerle ilişkili bir bilim alanıdır. Bu bilim alanının mühendislikle ilgisi daha çok ekonomik ve toplumsal sorunlarla ilişkili ve bu sorunlara çözüm bulmayla ilişkilidir. Jeofizik Mühendisliği bölümünde yer fiziği, sismoloji ve uygulamalı jeofizik adında 3 ana bilim dalımız mevcuttur. Jeofizik Mühendisliği bölümünde 4 adet laboratuvarımız bulunmaktadır. Bunlar jeofizik ölçmeler laboratuvarı, depremleri kaydettiğimiz ve yorumladığımız sismoloji laboratuvarı, petrol amaçlı arama amaçlı çalışmaların yorumlanmasına yönelik sismik veri işlem laboratuvarı ve Yılmaz İspir paleomatisma laboratuvarı olmak üzere laboratuvarlarımız vardır. Ayrıca bölümümüz %30 İngilizce eğitimine sahiptir. Bu da derslerin %30'unun İngilizce olduğu anlamına da gelir. Bölümümüzde 2 adet stajımız bulunmaktadır. Birinci staj kamp stajı, daha sonra bir sene sonra kurum stajımız vardır. Son sınıfta da bir bitirme çalışması vardır. Öğrencilerin bir öğretim üyesi gözetiminde yaptığı ve 3 öğretim üyesi gözetiminde sunduğu, savunduğu bir sınav vardır. Bölümümüzde uygun koşulları sağlaması durumunda her öğrenci için Erasmus olanağımız bulunmaktadır. Ayrıca bölümümüzdeki öğretim üyelerinin bir kısmı yüksek lisans ve doktoralarını yurt dışında yapmışlardır. Örneğin Japonya ve Almanya gibi. Ayrıca bölüm öğretim üyelerinin bir kısmı bilimsel amaçlarla çeşitli ülkelerde, örneğin Yunanistan, Macaristan, İngiltere, Almanya, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmuşlardır. Dolayısıyla burada elde ettiği birikimleri de öğrencilerle paylaşırlar ve bu ilişkilerini de öğrenci amaçlı kullanırlar. Ve yürüttükleri uluslararası projelerde de öğrencilere yönelik çalışma imkanı da bulurlar. Her sene Amerikan Jeofizik Birliği'nin düzenlediği, dünya çapında yaklaşık 30 binin üzerinde jeofizikçinin katıldığı Amerika'da bir kongre vardır. Bölüm öğretim üyeleri oraya parça parça katılmaya çalışırlar. Aynı zamanda Avrupa Yer Bilimleri Birliği'nin her sene Viyana'da geleneksel olarak düzenlediği ve 15 bin üzerinde jeofizikçinin katıldığı bir uluslararası toplantı, bilimsel toplantı da vardır. Bu toplantılara hem yapılan bilimsel çalışmaların sonuçları hem de bu bilimsel toplantıların organizasyonlarında çeşitli oturumların düzenlenmesinde de bölüm öğretim üyeleri katkı sağlarlar. Ayrıca bölüm ulusal düzeyde Jeofizik Mühendisler Odası'nın her sene ya da 2 senede bir düzenlediği organizasyonlara katılır veya jeofiziğin çeşitli alt alanları ile ilgili maden, deprem, yeraltı suları gibi spesifik düzenlenen toplantıları da hem organizasyon düzeyinde hem de bilimsel bildiri sunma ya da bilimsel çalışmaları sunma düzeyinde katılırlar. Jeofizik Mühendisliği mezunu öğrenciler 3 alanda çalışmaktadır. Birincisi akademisyen olarak her bölümde olduğu gibi bir bilimsel akademik çalışma yürütmek üzere üniversitelerde çalışmaktadırlar. Bunlar yurt içi, yurt dışı olabilir. Aynı zamanda ikinci olarak kamu kurumlarında özellikle mühendislik amaçlı petrol, maden, yeraltı suyu, depremler konularında çeşitli kurumlarımız vardır. Örneğin MTA, TEOPA, yer bilimleriyle ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığı kurumları gibi veya Devlet Su İşleri gibi bu kurumlarda çalışabilmektedir ikincil olarak. Üçüncü olarak da kendi özel şirketini kurabilmekte jeofizik mühendisi.
veya bir özel şirkette çalışmakta. Bu alanda da gene petrol, maden, mühendislik, bina zemin etkileşimi, depremler, zemin etütleri, zemin incelemeleri konusunda çalışmaktadırlar. Şimdi jeofiziğin orta öğretimde ders olarak bir karşılığı yoktur. Liselerde yani jeofizik diye bir ders yok. Bu nedenle bütün mühendislik dallarında olduğu gibi jeofiziğe gelen öğrenciler de başlangıçta jeofizik konusunda bir sıkıntı çekmektedirler. Fakat bu sıkıntı bölümün kuramsal ve uygulamalı dersleriyle aşılmaktadır. Bölümümüzü tercih edecek adaylara tavsiyelerim. Bir kere jeofizik mühendisliği bölümü Türkiye'nin en eski ve ilk jeofizik bölümüdür. Bu birikimi vardır. Bunun dışında jeofizik mühendisliği bir dünya mesleğidir. Dünyanın her tarafında mezunlarımız çalışabilmektedir. Gerek akademisyen olarak gerek petrol ve maden şirketlerinde özellikle dünyada bu çalışmaları yapabilmektedirler. Bunun dışında jeofizik mühendisliği bölümü hiçbir bilginizi ya da hiçbir öğrencinin hiçbir bilgisini heba etmeyen bölümdür. Eğer matematikle bir ilginiz varsa matematiğin jeofizikte bir karşılığını bulabilirsiniz. Sadece o konuda uzmanlaşabilirsiniz. Fizikle ilginiz varsa jeofizikte bir karşılığı vardır. Bilgisayar programlama ile ilişkiniz varsa onun jeofizikte bir karşılığını bulabilirsiniz. Ve iyi bir şekilde jeofizik mühendisliği bölümünden mezun olabilirsiniz. Mezun olduktan sonra da tabii demin söylediğim jeofizik mühendisliği ile ilişkili alanlarda çalışabilirsiniz ama jeofizik mühendisliği bilginizi kullanarak farklı alanlarda da çalışabilirsiniz. Örneğin jeofizik mühendisliği bölümünden mezun olup Türk Edebiyatı'nda öncü öykücüler var. Örneğin Cemil Kavukçu gibi, Vasıf Öngören gibi veya karikatüristler var bizim bölümden mezun olan. Bir şirket kurabilirsiniz, bir yayıncılık şirketi kurabilirsiniz. Dolayısıyla iki yönlü bir avantajınız her zaman vardır jeofizikte. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'nın en önemli özelliği birikimi. Kuruluşu yeni gibi gözükse de başlangıcı ya da birikimi yüzyıllar öncesine dayanıyor. Örneğin ilk kimya bölümü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dadır. İlk jeoloji bölümü, ilk jeofizik bölümü, ilk orman fakültesi, ilk veteriner fakültesi veya Türkiye'nin en önemli tıp fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bu üniversiteye aittir. Dolayısıyla bu birikim öğrencilerin en büyük gücüdür. Bu birikim aynı zamanda öğretim üyesi gücünü de beraberinde getirir. Bunun dışında tabii fiziksel olanaklar, örneğin metrobüse yakınlık, örneğin kampüsteki yurtlardı veya öğrenci kulüpleriydi ki öğrenci kulüpleri, örneğin jeofizikteki öğrenci kulüpleri de öğrencilerin sosyal ve kültürel etkileşimi açısından önemli bilgiler sağlar. Fakültemize ve jeofizik mühendisliği bölümüne gelecek arkadaşlara başarılar diliyorum.